Bugün konumuz yine yeni haberler. Neler olmuş, neler bitmiş otomotivde onlardan bahsedeceğiz. Yani Otoshops'un katkıları hazırladığımız pazar sohbetlerinden bir yenisiyle daha karşınızdayız. Ve Halit Bolkan. Nasılsın Halit abi? İyi, sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Neler var neler yok. Tabii ki bir ayı bitirdik, yeni bir aya başladık, Nisan ayına başladık. Ve Mart ayının satışları ortaya çıktı. Değişen bir ortamdayız artık. Tabii ki biraz daha farklı faizler yükseldi vesaireler birazcık. Yasayı soğutma aşamasında olduğumuz bir dönemdeyiz. Ama otomatik bundan pek haberdar olmamış gibi değil mi? <laughs> en azından <laughs> mi? Mart ayında da, evet, olmamış, Mart gibi. Ayında da olmamış gibi. Mart ayında da hala olmamış gibi. Şöyle söyleyeyim, zaten Ocak, Şubat, aslında geçen yıl sadece bir ay evet. e, rekor kırılmamıştı. Bu sene ilk üç ay maşallah. İyi gidiyoruz. Tık 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 i̇yi rekorlar iyi. devam ediyor. Ocak, Şubat zaten normal beklenen bir şeydi. Normaldi. Engelli satışları var, ertelenenler vardı vesaire vesaire vardı. Mart'ta ne oldu? <laughs> Mart'ta da aslında hala engelli satışların bir kısım var, onu biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Ocak ayında yaklaşık toplam otomobil satışlarının yüzde 45 kadarı engelli satışıydı. Şubat için bu yüzde 25'ler düzeyinde denildi. Yani bir yüzde onu da belki burada evet, artık engelliler artık anı vardır, anı, işte vardır diye tahmin ediyorum. Ama buradan sonra artık engelli muafiyetli satış pek olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü yani Ocak'tan itibaren üçüncü zamlar yapıldı falan evet. yani bakıldığında. Filolar vardı belki. Filolar da vardı. Bir de seçim sonrasında dövizin hızlı yükselişinden korkan bir kesim de vardı. Ee, yani geri çek, öne alınmış satın almalarla da karşılaştık. Seçimden önce ne alacaksam alayım, işim bitsin. Ondan sonra ne olur ne olmaz diyen bir kitle vardı. Vardı. Onlar Beklenenden biraz daha erken belki satın yaptı. Yani öne çekilmiş evet. satışlar da bunun içinde var tahmin ediyoruz. Ama bunun açısı tabii sonraki aylarda çıkacaktır. Nisan'da mesela daha ya enteresan şimdi bir... Nisan'da zaten evet. 9 günlük bayram tatili olduğu için zaten eksik bir aydan bahsediyoruz. 3 hafta olacak yani. Yani, yani 3 haftadan bile kısa yani 20 günlük aşağı yukarı bir e, otomobil satış dönemi olacak. E, İletişimde şimdi bayram tatiline gidenler, memleketine gidenler vesaire e, bu ay tabii kayıp bir ay olacak o kesin. Ama ne kadar kayıp olacak onu bilmiyoruz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bir önceki seneyle kıyasladığın zaman et, baz etkisi tabii Öz söz sene, konusu. Evet. E, geçen sene 1 milyon 250 bin aşağı yukarı otomobil ve ticari hafif hafif araç satıldı Türkiye'de. İlk senenin hep yüksek. Ilk, ilk yarısı çok öyle parlak başlamamış ama Şimdi gene de, yine de yüksek. Yani önceki de, evet. göre evet yüksek. Da da, önceki senelere göre yine rekord ama. Işte, yani hep şeyde takılıyoruz. Da... Hep bir önceki yılı baz olarak aldığımız için baz etkisi çok değişken olabiliyor. O yüzden 10 yıllık ortalamalara da söylemeye başladık artık. Neyse. Mart ayında e, toplam 109.828 adet otomobil artı hafif ticari araç satıldı. Ayın sonlarına doğru 120 120.000 rakamlar da telaffuz edildi ama oraya çıkamamış. E, bir önceki yılın Mart ayına göre %5.7'lik bir artış söz konusu. E, otomobil tarafına bakarsak 87.071 adet otomobil satılmış. Bu da 2023 Mart'ına göre %9.9'luk bir artışı işaret ediyor. Fakat hafif ticarede işler artık eskisi gibi güzel gitmiyor. Ee, hafif ticari 22.757 adet satılmış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %7.9'luk düşüş söz konusu. Uzun zamandır görmedik bunu biz. Hafif ticari de önemli bir ekonomik göstergedir. Aynen öyle. Bunu daha önce de herhalde söylemiştik. Çünkü Hafif ticari alanlar, kobilerdir, işletmelerdir vesairelerdir, küçük esnaftır. Küçük esnaftır. Ee, onlar yeni otomobil satın, daha doğrusu ticari araç satın alımı yapmıyorlarsa işler o kadar da iyi gitmiyor denilebilir. Ya da onun işaretlerinizden buradan takip edilebilir. Ama başka gerekçelerde, yani, başka olabilir. tedarikte vesaire bir şey olmuştur. Ee, şimdi 10 yıllık, hani son 10 yılın satışlarına, Mart ayı satışlarına baktığımız zaman %50.9'luk bir artış söz konusu. Yani Onların üzerinde bir satış bu. Şimdi bu böyle baktığında ki 3 aylık satışta söyleyeyim ben sana. E, toplamda yani otomobil artı hafif ticari olarak ilk 3 ayda 295.519 araç satılmış. 300 bin'i gördük bile yani. Gördük. İlk 3 ayda 300 bin'i gördük bile. Geçen seneyi 1 milyon. Geçen seneyle aynı olur evet, eğer bu kafayla giderse. giderse. Ee, Ama yine gider de mi? mesela şimdi geçen seneye göre bir düşüş olsa bile yılın sonuna kadar ki bekliyoruz öyle bir şeyi. Öyle veya böyle. Yine de Mesela e, pandemi öncesindeki pazar şartları yine sağlanmış olacak gibi sanki. Şimdi Üçün zaten iki ayrı görüş var şu anda sektörde. Bir 750 bin civarında bu yıl satışlar gerçekleşir diyenler var. Bu bizim pandemi var. öncesinde normalimizdi yani. Evet normalimizdi. Yani, Bir de e, 1 milyon pazarı bu senede yakalarız diyenler var. İki ayrı görüş söz konuşta. Hangisi gerçekleşir zaman gösterecek. E, diğer taraftan, Mesela 10 yıllık ortalamalarda otomobile baktığınız zaman Mart ayı ortalamalarında otomobil satışları 2024 Mart ayında %54.6 üzerinde bu ortalamanın. Hafif ticari araç bu düşüşe rağmen %38.2 üzerinde. Bayağı coşmuş gidiyoruz evet. yani evet. gerçekten. Yani şu andaki yani. durum şöyle kimse kredi alamıyor otomobil için kredi ya da çok maliyetli, aşırı maliyetli hale geldi. %6'lar civarı. %6'lar civarında yani neredeyse 3'e katlıyorsunuz demektir otomobil maliyetini. Ee, i̇nsanlar kredi alamadığına göre birileri ya kredisiz otomobil satın alıyor ya da öyle veya böyle o kredileri çekip otomobil alıyor. Şöyle yapıyorlar, e, önemli bir kısmı elindeki otomobili takasa götürüyor ya da ikinci elle satıp o paranın üzerine ya birikimini ekliyor ya borç harç buluyor ya da kredi bulursa bir şekilde ya ben otomobilimi sıfırlayayım da ne olursa olsun diye hala o zaman giriyor. şey bekleyen var yani o kredi karşılayacak kadar bir yükselme gelirinde yükselme ya da, araç, ya da fiyatlarında araç fiyatlarında yükselme. yükselme yani her halükarda karda olacağım diye düşünenler evet. var evet var. Tabii bir yaşında bir otomobil değiştiriyorsan da aslında bakarsan o kadar da fazla eklemek gerek ya, Bir de yaşındaki ki otomobil evet. çok kolay hani çok değiştirilebilen tamam, bir şey değil ama 2 3 son yaşındaki otomobiller bir bir var. Akım var. Var. Gelelim gövde tiplerine. Su tabii ki artık %51.7 hani 3 aylık sonuçlardır bunlar bu arada. Sedan %28.5 ee, geçmişin kralı Tabii. yüzde 60'lar falan gidiyordu. Ee, artık bu yüzde da aslında yerli modellerin desteği sadece. Egea Sedan, Megane Sedan, Toyota Corolla. Bu üçü, bu yüzde yirmi önemli bir kısmı. Ve açık, açık söylemek gerekirse ağırlıklı olarak da Filo kiralama şirketleri, günlük kiralama şirketleri Toptan ve... Toptan alımlar. Evet, satın alım yapan şirketler bu araçları alıyor. Yani e, artık Normal ailelere, normal tüketiciye çok fazla Sedan takıntısı yok. Aksine SUV takıntısı başladı. Ama yine de mesela en ulaşılabilir otomobiller hala bu üç model içerisinde. Çoğunlukla öyle. 50 evet. yüzü, yani düzgün, güvenilir, e, modern motoru olan vesaire bir otomobil satın almak istiyorsanız uygun fiyatlı bir C Sedan hala alabiliyorsunuz. Ya hala ama, hala ama, hala ama bazı B SUV'lar ya da B hatchback'ler de evet, daha uygun olabiliyor. Küçük olduğu evet evet. Onu da söyleyelim. Hatchback'ler %18.1'e geriledi. Uzun süre %20-21 aralığında gidip gelmişti tabii ama... Clio'daki dalgalanma herhalde belki biraz. Bu çıkıyor. da mümkün ama bu arada Clio çok satıyor ilk 3 evet. aydır. Onu da söyleyelim. Burada B suva geçenler de bunu etkilemiş olabilir. Onu da söylemek lazım. E, tabii C ve B segmentlerine de bakalım. En çok e, satılan C segmenti doğal olarak Türkiye'de %57.3. İkinci de B segmenti %30.8 zaten topladığın zaman... Hani 57 87, 87 88'i geçiyor. Yani yüzde, ya, ya bu %88'i bu. Kalan %12 de A segmenti, D segmenti, E segmenti, F segmenti. Yayılıp gidiyor. Ya burada SUV'lar da var, sedanlar da var, <laughs> hatchback'ler de var, hepsi var. C ve D, Bakam C ve de var. var. Her şey var. Her şey var. <laughs> ee, yakıt türü olarak baktığımızda benzinli motorlu araçlar artık kral. Evet. Yüzde %67. 4-5 sene öncesine kadar yüzde %67 dizeldi. <laughs> Ya biz bu kadar hızlı yok. biz bu kadar hızlı değişebilen de bir pazarız bu arada. Dizel al, al, almak isteyenler hala varsa da alabilecekler dizel zaten kalmadı. Arz Çık düştü. arz, arz düştü. Artık ee... C sularda bile azalmaya başladı. Şimdi evet. PSA'nın e, yenilendi mi? Onlarda da dizel kalmayacak Aynen. mesela. Hibrit, hibrit elektrikli, hibrit, hibrit elektrikli. Hibrit. Oraya dönecek iş. Normal olması gereken bu. Bu arada hibritler, bu arada bu söylediğim rakamlar otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin açıklamalarıdır. Hı -hı. Onun açıkladığı satış rakamlarıdır. Hibrit %14.2 ile ilk defa ikinciliğe geldi benim hatırladığım kadarıyla. E, fakat bizde burada hibritte mild hibritler de var. Evet. Şimdi normalde mild hibritler hibrit kabul edilmez. Ama yani, elektrikle ilerleyebilen mild hibritler olduğu için artık onlar da... Yani Avrupalılar hala bunu kabul evet. etmiyor. Yani oradaki raporlarda hibritler benzinli <laughs> kabul ediliyor örnek vermek gerekirse. Plug-in hibritler de elektrikli kabul ediliyor. Ama bizde onlar da hibritin evet. içerisinde filan böyle bir karmaşa var. Dizel satışları e, toplamdan %10.8 pay almış ilk 3 ayda. Artık yani %10'a kadar geldiler. E, LPG'li otomobiller binde 9, %1 bile değil. Zaten çok az arz var orada. Gelelim, bunu hep söylüyoruz değil mi? Fabrika çıkışı LPG'liler Tabii tabii fabrika yani. çıkışı. Gelelim elektriklilere. Şimdi ilk 3 ayda elde edilmiş olan pazar payı %7.1. Geçen sene 9 küsürler de tamamladık. E, bazı aylarda %10'a falan geldi de oldu. Fakat burada tabii şöyle bir açıklama yapmak gerekiyor. Mart ayında 5903 adet elektrikli otomobil satılmış ODMD raporuna göre. Fakat bunlardan 881 adedi Nissan'ın e-power e teknolojili e olanları. Şimdi burada bir tartışma var. Elektrikli mi e-power e değil. değil. mi? Değil. Bize göre değil. Çünkü kablo ile şarj edilmiyorsa elektrikli kabul edilmiyor dünyada. Ee, Nissan bunu öyle olduğunu söylüyor. bile hibrit kabul edilirken evet, yani. Nissan e-Power'ın elektrikli kabul edilmesi anlamsız. Bir, yani orada bir evet. yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla onu düştüğüm zaman 5022 adet Mart ayında tam elektrikli otomobil satılmış. İlk 3 ayda Nissan e-Power'ları çıkardıktan sonraki rakam 14.158. Şimdi ...tabii yıl içerisinde kalan 9 ayda neler olacak bilmiyoruz. Ama bu tempoyla giderse e, geçen yılki gibi 65 ile 70 bin arası bir rakamda kalabilir elektrikli evet. otomobil satışları. Bunun farklı sebepleri var. Bir, e, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkeler dışından gelen elektrikli araçlar için konulmuş bir takım yeni kurallar var. Aralıkta bir tebliğ yayınlandı. Mesela distribütörün e, 7 bölgede toplam 20 tane servise sahip olması. Yetkili servislikten bahsetmiyoruz. O yetkili servise sahip olan distribütörden bahsediyoruz. Yetkilendirilmiş servisten bahsediyoruz. Yani. Distribütörün kendi servis noktaları olacak. Oralarda servis ait. hizmeti verecek kendinden. Yetkilendirilmiş değil. değil. E, dolayısıyla bu da düşük bir maliyet değil. Evet. E, onunla birlikte tabii o servise çalışacak e, teknisyenlerin işte Sertifika e, sertifikasyonları yani. var vesaire var. Dolayısıyla Çinli markaların Türkiye'ye girişi durdu 1 Ocak itibariyle. O yeni otomobil getiremiyorlar elektrikli mevcutları satıyorlar. Mevcutları Daha satıyorlar. Daha gümrükten çekilmiş olan. E, aralıkta çektiklerini satıyorlar. E, benzinli satabiliyorlar, hibrit satabiliyorlar ama elektrikli getiremiyorlar. Evet. E, bu tabi özellikle Çinli elektrikli otomobil almaya düşünenleri galiba bir duraklattı. Mümkün. Yani şimdi BYD yeni girmişti pazara. Elektrikli getiremiyor şu anda. O yüzden de plug bir plug getirecek. getirecek. Mayıs'ta herhalde. Mayıs'ta evet. Aynen öyle. E, MG mesela iyi satıyor. Evet. Ama onlar da demiştik ki hazirana kadar yetecek eee stoğumuz var Türkiye'de. Fakat hazirandan sonra olacak bilmiyoruz. Bunlar yönetmeliğe yani, uymayı planlıyorlarmış gibi gözüküyor sanki. Ankara ile sürekli görüşüyorlar. ama hukuki bazı belirsizliklerin de olduğunu açıkladılar. Yani şimdi bir kurallar bütünü var. Yeni bir tebliğ çıkıyor ama o kurallarda o tebliğin nasıl uygulanacağı belli değil. Böyle garip bir durum var ortada. Evet. Mutlaka düzeltilecektir. Biraz zaman alacak ama tabii bu e, Çinli markaların elektrikli otomobil pazarında kan kaybı anlamına geliyor. Yolda olan en markalar azından vardı. En bir boşluk oluşması anlamına Tabii. geliyor. Diyelim şimdilik e, sonucun ne olacağını bilmiyoruz ee, ama. E, yolda olan markalar vardı. Geleceğini açıklayan markalar vardı vesaire. Hepsi durdu. Diğer taraftan ilginç bir şekilde Tesla. E, Tesla çok yavaşladı. Çok yavaşladı. Onu da söyleyeyim rakamlarını. TOG'u da söyleyelim önce. TOG şu anda ilk 3 aylık rakamları da vereceğim. Hem ilk 3 ayda hem Mart ayında en çok satan TOG. Mart ayında 1319 adet satılmış. 3 ayda 4145 adet satılmış. Ee, bu satışlar da biraz düşük aslında evet. bakarsan. Tok artık reklam vermeye başladı. Evet yani normal satışa Instagram'da geçti. Instagram'da paylaşmıştım mesela. Metro'da mesela reklamını gördüm. Avantajlı kredi kampanyaları vesairelerle birlikte. Bir satış kampanyası var yani nasıl bakarsanız Tok'ta şu anda. Ee, Tesla Mart ayında 80 adet satmış sadece. Ve 3 ayda 375 adet. Geçen adet. seneki hızı düşünülürse. Şimdi bunu çok niye, enteren. bu yani birkaç sebep belki ortaya konabilir. Bir, Tesla'yı bekleyen bir güruh vardı. Tüketici Onlar güruf. aldılar. Onlar hemen aldılar. İkincisi, fiyatları çok yükseldi. Geçen yıl 1 milyon 700 bin liralar civarında satın alım mümkün oldu. Şu anda onun 1 milyon lira üzerinde fiyatlarla satılıyor neredeyse. E, bu tabii insanları biraz geri çekti. Tabii bu arada motoru taşıt vergisi yüksek. Güçlü elektrikli otomobillerin. 160 kilovatın üzerindekilerin özellikle. Bir de sanırım beklenme kadar avantaj da yaratmadı insanlara. Çünkü ya, bir anda adetler yükselince şimdi, tabii ikinci elde de bol bol testte bulunmaya başladı vesaire. Bu da mümkün elbette. Rantı yani yüksek olmadı diyeyim. Ama olabilir olabilir. Ama diğer taraftan e, yetkili servis tarafı yani daha doğrusu satış sonrası hizmetler tarafında ciddi aksamalar yaşandı. Evet. Anladığım kadarıyla satışı yaptık. Şimdi servisi toparlayalım sonra gene gaza basarız gibi bir düşünce de olabilir. Bir düzeltme. Bir Efendim bu arada Berlin fabrikasına bir saldırı yapıldı. Trafosu evet. vesairesi bir şeyler oldu orada. Berlin fabrikasında üretim durdu. Biz Berlin fabrikasına tedarik almak zorundayız. Çin'den getiremezler. Aynen ya da öyle. Amerika'dan da getiremezler. İki tarafta da gümrük vergisi, bazı engeller var, vesaireler var. Berlin fabrikasında anlık olunca da muhtemelen öyle bir tedarik sorunu da ortaya çıkmış olabilir Mümkün. mesela. Mümkün. Mümkün sadece elektrikli otomobil getiren markalardan bahsedecek olursak mesela ilginç şeyler var. Mart ayında 1319'da TOG 1 demiştik. B'ye de 175 adet satmış. Güzel. İyi rakam mesela. Sadece Mart ayında. Sadece Mart ayında. E, 3 ayda da toplam 550 adet. Güzel rakam. Yine. Yani elde yani elidekini satmayı evet. becerebiliyor B'ye de mesela burada. E, bunun dışında tabii kısmetsiz markalar var. Dediğim gibi daha yeni girdi. Mesela Neta. Evet. Yeni girdi ve bu tebliğ çıktı. Yapacak bir şey yok. Çok yapacak bir şey yok. Ama ona rağmen e, Mart ayında 29 adet satmış örneğin. Toplamda da 3 ayda 53 adet satmış. Gibi. E, ama tüm markaları, alt göz tüm markaları göz attığında söyleyemedim. Tüm markalara göz attığında elektrikli otomobil pazarında bir yine TOK ama ikinci BMW. Evet. Üçüncü Mercedes. <laughs> Şimdi böyle baktığında e, gelir seviyesi yüksek kesim Elektrikliğe gitmiş İl, daha ilginç çok. İlginç bir şekilde sanki kemikleşmiş elektrikli kitlesi premiumlardan öyle bir oluşacak. Olması gereken bu aslına bakarsanız. Yani sonuçta gelir piramidinin üst tarafındaki insanlar çok daha esnek bir şekilde para harcayabiliyorlar. İkinci eli ne olacak? Ben bunu kime satacağım? Nasıl kullanırım? Mesela şarj aleti sorunu. Adamın garajı var zaten. Oraya kuruyor şarjlarını. Çok basit bir şekilde bunun üstesinden gelebiliyor. Böyle şartlara sahip olan insanlar çok daha rahat böyle alışverişler Bir de yapabiliyorlar. İkinci otomobil olarak alabiliyorlar. İkinci, ikinci otomobil, evet, üçüncü otomobil, üçüncü beşinci otomobil, otomobil neyse. O orada. O yüzden de dediğin gibi premium markaların elektrikli otomobil satması kolay. Evet. Daha kolay daha doğrusu. Ee, Bir de orada tabii lafını bölüyorum. Asıl önemli mevzu yüzde vergi dilimine giren premiumlar eşlenik. Güç ve donanımdaki diğer premium modeller, içten yanmalı motora sahip olan premium modelleri göre hala uygun fiyatlar. Evet, evet. Ve çok daha güçlü bir otomobil satın alabiliyorsun mesela ama elektrikli alıyorsun. Aynen. Öyle baktığında da belli bir fiyat seviyesinin üzerine çıktığınızda yani aslında kelepir hale geliyor bu otomobiller hala pahalı olsalar da. Yani kime göre pahalı, evet, neye evet. göre pahalı. Ee, devam edelim. Tabii mesela oradan da hemen veriyi vereyim. Ee, 160 kW'a kadar ve 160 kW'ın üzerinde diye ayrılıyor ya Hı. ÖTV hikayesinde de. Bu yüzde yedi nokta dedim ya. Hı hı. İlginç olan nokta şu, yüzde altı nokta bölüm 160 kilovatın altındakilerden geliyor. Hı. Orada tok var çünkü. Ha anladım, tamam Yedi nokta birin yani toplam pazarın yüzde evet. altı 160 kilovatın altındaki. 6. Orada elektrikli. da bunu en önemli etkileyen e marka tok. Yani elektriklerin yüzde doksanına bakarsan. 160 kW'nın altında, altında sıkıyor, doğal, olarak. doğal olarak. Ee, geri kalan %1'lik kesimi de 160 kilovatın üzerindekiler alıyor. Buradan şu çıkarımı yapmasın kimse. E, BMW, Mercedes dediniz. E, orada da 160 kW'lık versiyonlar var. Renault'da da var mesela. Yani Birçok markada var. de var. Ee, dolayısıyla aslında pazarın yoğunluğu 160 kW'nın altındaki bölüm. Renault yok bu arada değil mi? Senin ilk on Yok elektrik... ama bu sadece Yardım. elektrikli Sadece elektrikli olanlar. Tamam. O yüzden yok. Evet. Sadece elektrikli olarak Marks. baktığımızda e, ilk etapta, ilk üçte hani TOG 1, BMW 2, Mercedes 3 dedik premiumlar çok satıyor gibi düşünülebiliyor. Ama pa, yani şöyle söyleyeyim pahalı premiumlar, güçlü premiumlar o kadar çok satılmıyor. Evet. EQA, EQB mesela daha çok satılıyor. Yani EX'ler, Q8, e-tronlar vesaireler. EQS'ler falan evet. değil yani aslında. Orası %1'lik pay sadece. Ee, diğer tarafa geçelim. Otomatik şanzıman, manuel şanzıman. Allah'ım biz Amerika olduk. Dünya <laughs> ee, Amerika olduk <laughs> ama ya artık yani. Tabii elektrikler zaten otomatik. Ee, normal hibritler, full hibritler de otomatik. Ee, %89 e, %89.3'e geldi otomatik şanzımanın toplam pazardaki payı. 100 olacağını da göreceğiz muhtemelen. Yani. 100 olmaz inşallah. Birkaç <laughs> tane bize kalsın istiyorum. Yüzde %10.7 de manuel şanzıman var. Yani şimdi şu %10.7'nin içinde yer alacak araçlar. Megan'ın manuel hala sanırım satılıyor. Megan 1.3 TC. Clio. Clio'nun e, ve evet SC'si ve TC'sinin manuelleri var. Egea'nın manueli var. i20'nin e, e manueli var. Evet. Atmosferik motorlarla bunların Aynen. E, çoğunluğu. Aynen öyle baktım çok da enteresan değil yani model şanzımanlı versiyonlar. versiyonlar böyle evet çok yani, çok, fazla yok, yani. çok fazla yok. Peki gelelim o zaman markalara. Yani kim birinci durumda? Ee, bu sene Renault fena gaza bastı. Evet. Ee, hem mart ayında hem de ilk üç ayda Renault 1 Renault otomobilde. Geçen sene bir e, nasıl denir? Kurak bir dönem geçirdi. Model yenilemeler vardı, bant evet. değişimi vardı vesaire vardı. Öyle bir denk gelir böyle bazen çok satan modellerin aynı anda dönüşümü. Renault'da öyle bir şey denk geldi. Hem Megane'da, Türkiye'de çok güçlü oldu iki tane modeli. Hem Megane'da hem de Clio'da bir değişim dönemiydi. Megan'ın ee, Megane'ın bantları Karsan'a taşındı. Yani Megane'ın aslında bakarsanız bildiğimiz şekliyle üretimi bitti e, Mayıs tarafından. O Karsan'a taşındı. Orada bir bant değişimi vardı. Clio'da makyajlandı. Yani iki e, ne denir buna? Perfect Storm gibi bir şey aslında. <laughs> iki, iki e, zorlu dönem aynı anda denk geldi. Bu nedenle bir durağan, kurak zaman geçirdi Renault. Şimdi normali dönüyor aslında. Şimdi otomobil satışlarında da Renault hem Mart ayında hem de ilk üç ayda birinci. Şimdi tabii Fiat orada Egea ile pazarı <laughs> son 4-5 yıldır süpürüp gidiyordu. Ee, orada bir gevşemesi var fiyatın. İkinci sırada Fiat var Mart ayında ve ilk üç ayda. Üçüncü sıradaki marka çok sürpriz. <laughs> sürpriz değil aslında ama kimse beklemezdi bir sene önce bunu. Bir sene Cherry. Önce evet. Cherry hem, o, hem Mart ayında hem de ilk üç ayda otomobil pazarında üç numaraya geldi. Ürün gamını düşünürsek aslında bakarsan pek ufak tefek araçlar yok mesela. Yani giriş seviyesi araçlar yok. Oma'da beşte başlıyor. Ürün ama fiyatlar çok temali. uygun. Fiyatlar çok uygun evet. Fiyatlar çok cazip gerçekten de. Ama e, mesela Tiggo 4 yakın zamanda piyasaya sunulacak birkaç hafta içerisinde herhalde değil mi? Yani mayısı bulur mu? Mayısı bulur diye tahmin ediyorum ben. De. Yani Tiggo 4 gelecek mesela aslında giriş seviyesi manuel versiyon olan, manuel şanzımanlı versiyon olan, Bsu gelecek aslında. Ee, mesela onunla birlikte demek ki fiyatı zorlamaz da hadi. Yok zorlayamaz ama, ama üçüncülüğünü Kesinlikle hani, kesinlik üçüncülük alabilir. Kesin üçüncülük alabilir. Ve şu anda otomotiv sektöründe Tiggo 4 heyecanla bekleniyor. Evet. Yani kaç adet getirecekler, hangi fiyatta girecekler? Çünkü artık rekabet pazarına geri dönüyoruz. Yani pandemi döneminde otomobil satmak çok kolaydı. Herkes bulduğunu satın aldı. Ne fiyat rekabeti vardı ortada, ne pazarlık vardı, hiçbir şey yoktu. Kimse donanımı da bakmadı. Yani Renkler, buldum aldım, hiç fark etmedi. Kasalar. Ama ama şimdi iş orada değil. iş eskisi gibi e, satış ve pazarlamanın üzerinde. Evet. Yani sizin otomobil satın almaya çalıştığınız dönem bitti. Size otomobil satmaya çalışacakları dönem tekrar Aynen öyle. başlayacak. Aynen öyle. E, ve orada da mesela Tigo 4 gibi modeller gerçekten de belirleyici olacaklar. Diğer herkesin de ona göre gardını alması gerekecek. Mart ayında Peugeot dördüncü sırada, Citroen de 5. sırada. İlk 3 ayda ise dördüncü ve 5. Toyota ve Peugeot. Peugeot iyi gidiyor yani. Peugeot iyi gidiyor. <laughs> ee, hafif ticarilerde Fiat, Ford ilk 2'de her zaman olduğu gibi diyebiliriz buna neredeyse. Hı. Hem Mart ayında hem Ocak Mart'ta. Mart ayında Citroen 3. Volkswagen dördüncü, Renault 5. İlk üç aya bakarsan Volkswagen üçüncü, Citroen dördüncü, Renault beşinci. Bunlar Renault, yer Evet Volkswagen ile Citroen sürekli yakınlar. Demek ki. yakınlar. Renault beşincilikte devam ediyor. Hmm. Toplam yani otomobil artı hafif ticari toplamında Renault değil birinci. Fiat birinci. Hafif ticarilerin desteğiyle. Hafif ticarsın, tabii. E, Fiat bir, Renault iki, Ford üç. İlk üç böyle oluşuyor. Ford'da bu arada sadece hafif ticariyle. Yani güzel evet. rakam ama bu arada Ford'un e, binek otomobil satışlarında bir hareketlilik de var yok değil Evet, Focus'un yeni versiyonu çıktı mesela, 1 litrelik motor'a sahip olan e, yeni bir versiyon çıktı. Fiyat seviyesi de bayağı cazip. Bana da çok soruyorsunuz mesela, teste ne zaman alacaksınız diye. Bilmiyorum, şu anda test aracı yok çünkü. Test aracı çıktığında <gülüyor> alacağız? <gülüyor> test aracı çıkarsa anlatırım size. E, ama bir sıçrama <laughs> yani bir uzun zaman sonra var. evet, bir sanki binek araç satma istekliydi evet. doğmuş gibi Ford'ta. E, Mart ayında 4. Peugeot, 5. Stren. Toplamda. Toplamda. Ee, i̇lk üç ayda toplamda Volkswagen 4, Toyota 5. Burada tabii evet. dengeler değişiyor, ticariler için içine giriyor. Mesela e, yanlış hatırlamıyorsam Ocak'ta ve Şubat'ta Citroen araç bulmakta zorlandı. Gemisi gecikti vesaire oldu. E, Mart ayında toparladı kendisini. Mesela satışlardan da görünüyor. Beşinciliğe geldi mesela otomobilde. E, ve hafif ticarede de üçüncülüğe geldi. Evet. Bunlar onun e, gösterdiği. Orada hafif ticari açısından bayağı bir hareketli bir döneme giriyoruz. Evet. E, Stellantis hafif ticarelin tamamı yenilenecek, makyajlanacaklar. Doblo, Berlingo, e, Rifter. Aslında hepsi makyajlandı. Hepsi ben, makyajlandı. ben gidip kullandım onları <laughs> bu arada. Hepsi makyajlandı. <laughs> hepsi de Mayıs, Mayıs, Haziran gibi piyasaya sunulacaklar. Yani bir anda aslında bakarsanız piyasa yeni hafif ticari araçlarla dolacak. E, evet. bir sürüsü gelecek. bu e, da birazcık hareket getirir muhtemelen. Şey de e, Ford'un Ford'un kuryeri de o zaten hadi yenilendi hani geçen aydan yenilendi, beri. Yenilendi evet, evet o da, o da yeni. Ya yani yeni ve yenilenmiş modellerin e, ciddi kedi, anlamda kedi kapışması eski olacak. Kedi yani adın evet, evet, model evet, kedi evet, eski kalacak evet. aslında. Kedi eski kalacak aynen öyle. Ee, en çok satan otomobil modellerini de söyleyelim burayı kapatalım istersen. Ee, Egea Sedan 5640 adetle birinci ama Clio ensesinde 5459 adetle. Ee, Megane Sedan üçüncü, 3. 3416 adetle. Egea Cross dördüncü 2957 adet de bu arada Egea Hatchback'in üretimi bitti. Egea Cross, cross devam, ediyor. devam ediyor. Yani Hatchback'in Cross versiyonu devam ediyor. 5 sırada da Corolla var 2540. Ama altıncı sıra enteresan. Aslında enteresan değil. Üçüncülüğe evet. gelmiş bir markanın <laughs> bazı modellerinin yukarılarda olması lazım. Tigo Pro 7 2380 evet. ya da satmış. Arkasından Duster geliyor. Tigo Pro 7 geçmiş. Bu da enteresan. Evet. 2003 Türkiye'de. Duster'da bu arada yeniden beni kıyısla tabii. Kıyasla. Nesil bitiyor. Evet. Birkaç ay içerisinde. O zaman Renault, Renault Duster, Duster oluyor. Duster olacak. Aynen. Ee, sonra C4X geliyor Citroen. 2269 adetle. İyi satmış. Burada filolar da var. Tabii. Belli o. Ve Tigo 8 geliyor. 2210. 2000'li rakamlarda o kadar çok araç var evet. ki. E, ee, 10. da Corsa, Opel Corsa. 2196. Corsa da enteresan. Evet. evet. Onlar da araç bulmuşlar evet. demek ki. Evet. Demek ki. Yani. Bu arada e, Duster'dan bahsetmişken Renault bu yılı birinci kapatabilir. Da gelmesi bu, bu, yani. bu hızla giderse evet kapatır. Yani fiyatın çok enteresan bir modelle Egea'nın, Egea'yı güçlendirmezse eğer, çok enteresan bir versiyonla e, bir anda satışları pik yapmazsak yapabilir. <laughs> Neden olmasın yani. Sonuçta <laughs> i̇şte şurada hemen fabrika. E, ama Renault güçlü bir şekilde geliyormuş gibi sanki. Ya, fiyatta şöyle bir eksiklik var. Sadece Türkiye ile ilgili değil, globalde. Bir BH pek yok mesela. Uzun yıllardır Punto yok. Evet. 500 pek fiyatla satılıyor ama değil tabii. Değil yani. Hani orada aslında fiyatın uzmanlığı olan küçük otomobil konusunda evet 500 var ama Türkiye'ye uygun değil fiyatı. CSU yok. Evet evet. CSU yok. BSU 500X sayılır mı bilmiyorum ama. O da çok eskidi artık. Çok eskidi. Şimdi 600 geliyor zaten. Yani fiyat Türkiye'de Egea'ya yaslanmış gidiyor ve tabii Doblo ve Fiorino'ya. Hatta geçen sen de gördük galiba değil mi? Car Industry Analyst diye bir evet, şey var. Evet. Ee, Twitter hesabı. Twitter hesabı. X hesabı ya da artık. Evet. Ee, Instagram'da da bulabilirsiniz belki. O çok güzel bir paylaşım yapmış mesela. Fiyatı hayatta tutan Brezilya ve Türkiye pazarı. İtalya değil. Brezilya ve Türkiye'deki satışlar sayesinde fiyat şu anda globalde, küresel olarak hayatta, hayatta duruyor. kalıyor. Evet. evet, aynen öyle. Ve aynen Türkiye'de öyle. şu anda birazcık hafif e, bir kan kaybı var. Renault sanki bu seneyi en azından... Fiyatın toparlanması için çok fazla şans olmadığını düşünürsek. Hani gazeteciliğimizin ilk yıllarına dönersek e, yanlış hatırlamıyorsam Renault 11 yıl mı üst üste Türkiye'de en evet. çok satan otomobil markası olmuştu. Yani şimdi e, bunu tekrar kazanmak istiyor. E, her iki marka da Türkiye'ye 1960'lıların sonunda yatırım yapmaya başlamış, 70'lerde yerli üretime başlamış markalar, önemli markalar. Türk çok otomotiv markalar. Tabii tabii Türk otomotiv sektörünün aslında e, gelişmesini sağlayan temel markalar Anadolu. Fiat, Renault baktığında temelde ve Ford, Otosan tabii ki ticari tarafta öncelikle. Ee, bu bu rekabet o günden beri var. Tabii. Bir de ikisi Yeni değil. de bu arada organizasyonlar da çok geniş. Yedek çok parça, büyük. servis ağları inanılmaz e, geniş. Her ilçelere neredeyse yayılmış bir e, Türkiye yollarında en fazla Fiat ve Renault evet, otomobiller var bu evet. kadar basit. Araç yani. parkımız onlardan oluşuyor zaten neredeyse. <laughs> <sonra. gülüyor> neredeyse. Durum böyle. Yani, evet, evet, ama 2024 sonu sanki bir e, eskiye dönüşle mi diyelim, sürprizde mi diyelim bir el değiştirmeyle sanki olabilecekmiş. Bir potansiyel var en azından yani. Zaman gösterecek. Evet. Bilmiyoruz e, neler yaşayacağız bu süreçte. Ama Çeri'ye dikkat diyoruz. Çeri'ye dikkat evet. O da Çeri'ye dikkat. Tiggo 4 ile enteresan rakamları devam ettirebilir Çeri. Yani bir kademe daha kendi mark olarak yukarı çıkamaz ama e, çok satanlar, çok satan modeller bölümünde birkaç tane daha e, satır işgal etmiş. Bu arada di dikkat edilmesi gereken diğer birkaç marka da aslında Stellantis markaları. Çünkü onların hafif ticareleri de var. Evet onlar da. Chery evet. sadece bineklerle yürüyor. Elektrikleri de getirecekler değil mi? Getirecekler. Bir yani, elektrikli hafif ticare olacak yani. Opel, Peugeot, Citroen e, bu üç markaya dikkat, hani Chery'e üçüncülüğü bırakmayabilirler. Ticarilerden gelen. Ticarilerden gelen mi? güçle. Otomobil değil toplam pazarda. Hmm. pazarda. Enteresan. Çünkü Opel mesela hedeflerini açıkladı 65 bin civarında. Peugeot keza oralarda. Citroen keza oralarda geziyor. Ee, i̇lk 9 ayda geçen yıl yaklaşık 45 bin otomobil sattı e, Cherry. Şimdi bu yılda onlar da 60 bin rakamları hedefliyorlardır tahmin ediyorum. Dolayısıyla orada işler karışacak. Çıkacaklar biraz. orada birazcık. Evet orada Göreceğiz bakalım neler olacak neler bitecek. Ee, satışlardan durumlar böyle. Siz bu videoyu izlerken hemen bayram öncesinde olacağız. Bayram bu sefer biraz daha farklı çünkü salı günü Arife, çarşamba günü 1, 2, 3 diye gidiyor. Cuma günü 3. gün. Yani gidiş tarafı öyle o kadar zorlu olmayabilir ama dönüş trafiğine dikkat etmenizi rica evet. ediyoruz mutlaka. Evet. Bayramdan dönüşe yani daha yoğun bir trafikte geleceksiniz. Daha zorlu olacak. Daha uzun sürecek belki. Ona dikkat etmenizi rica ediyoruz. Trafikte biraz daha sakin olmaya çalışın. Dinlenmenize dikkat edin. Ben mesela 3008'de uzun dönem yaparken, seninle birlikte de çok yol yaptık o zaman. En çok yaptığım hata İstanbul'a gelmeye çalışmak, eve dönmeye çalışmak. Evet. Yani. Son o iki saat Bursa'dan sonrası mesela yeni otobanı zaten yeni açılmıştı, köprü yeni açılmıştı. Bursa'dan sonra mola vermemeye çalışıyordum ve eve gitmeye çalışıyordum, eve ulaşmaya çalışıyordum. Çünkü İstanbul'a girerken trafik sorunu vardır, akşam trafiğine kalmayayım, bir şey yapmayayım vesaire. E, bundan kaçınmaya çalışıyordum, o yüzden mola vermiyordum ve çok tehlikeli gerçekten. En son artık ben köprüye yaklaşırken bayağı gözlerimi kapandığını bilirim. En son mola yerinde de mecbur kalıp artık durduğumu, tamam. dinlenmek zorunda kaldığımı bilirim. Dinlenmekten kaçınmayın. Mutlaka dikkat edin buna. İki saatte bir mutlaka evet. mola verin. Evet. Yani, yani %100 bu şart hem sizin için hem aracınızın dinlenmesi lazım. Lastiklerin soğuması lazım biraz. Amortisörlerin içindeki yağın veya amortisörlerin biraz soğuması lazım. Biraz dinlenin. Evet. Dinlenmek iyidir. Evet evet. Yani az kaldı. Son işte 2 saat değil de 3,5 saatte hedefime ulaşayım artık tatil başlasın demeyin. Ya da eve döneyim artık yeter bitsin bu çile demeyin. Dinlenin mutlaka. Mutlaka dinlenmenizi ertelemeyin. Bu çok önemli konu. Otomobiliniz zaten bakımını yapıyorsunuz herhalde bu kanalı izliyorsanız <laughs> Şunu söyleyeyim yani bir kere aşırı hızdan kaçının. Trafik kurallarına gerçekten uyun. Yani e, o kurallara uyduğunuz müddetçe kaza yapma riskiniz azalıyor. Bir kere bunu kabul edelim. E, onun dışında bu makas atmalar, emniyet şeridine dalmalar aman lütfen onlara uymayın onu söyleyeyim. Diğerlerine dikkat edin. Çok garip otomobil kullanmaya başladı insanlar Aynen, artık. Evet. Gerçekten hiç beklenmedik şeyler artık yapıyor insanlar. E, gözünüz kulağınız dört açılmış olsun. Evet. Umarım, ve şimdiden hepinize evet, iyi bayramlar dileyelim. İyi bayramlar. Umarım sağlıklı, sıhhatli e, bir şekilde bayramınızı geçirirsiniz sevdiklerinizle beraber ve sonrasında tekrar burada buluşuruz. Evet. Var mı beklemek istediğim şey? Bu kadar. kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.